2016 Dünya Şampiyonası'nda ilk defa podyum gördü. İstediğinde yapabileceklerini ve hırsının sınırı yok. Kafes dövüşü yapıyor, boks yapıyor, Muay Thai yapıyor. Ama en çok Timber Sports'u seviyor. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğrenci. Vili lakaplı. Özgür Ata da geliyor. Samsun Havza doğumlu. 38 yaşında iki çocuk babası. Birçok Türkiye rekorunun sahibi. 4 Türkiye şampiyonluğu var. Ferdilerde dünya şampiyonası elemelerine çıkan ilk Türk olarak tarihe geçti. 1.86 boyunda 96 kilo ile Jason lakaplı Murat Baş geliyor. Takımımızda 6. yılı dolduran Çetin Ceviz Sertkaya standing blokta Türkiye rekorunun geçilmez tek sahibi. 2012'de İtalya'yı tek başına devirdi. 1.73 boyunda 95 kilo lakabı Tilki Bolu'dan Seral Çevik geliyor. Ve tarih yazan Türk 6 yıldır hiç kamp kaçırmadı. 2015'te Polonya'da düzenlenen Stettinburg Sports Dünya Şampiyonası'nda Stock Soul disiplininde dünyanın en hızlı motorlu testleri kullanan adamı ünvanını aldı. Kastamonu'ya da bu yakışır. 32 yaşında, 80 kilo, 1.80 boyunda Türk takımının kaptanı Casper Buz Adam lakaplı Murat Demir geliyor. Evet, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ferdi ve takım yarışması olarak ikiye ayrılıyor bu Timber Sports. Ve takım yarışlarında size bugün göstereceğimiz 4 disiplinde yarışılıyor. Kurallara uygun olarak bu 4 disiplini en hızlı bitiren takım yarışmayı kazanıyor. Dünya Şampiyonası'nda zamanlama yarışlarının ardından dünyanın en iyi 15 takımı eleme yarışlarına giriyor ve kaybeden takımın elenerek devam eden yarışmalarda en sona gelen takım şampiyon unvanını kazanıyor. Şimdi zorlu disiplinleri tanıtmaya başlayalım. İlk disiplinimiz underhand disiplini, Özgür Atala geliyor. Özgür'ün amacı yerde bulunan, orada gördüğünüz 32 santim çapındaki kütük bloğu her iki tarafından kesecek, bacaklarının arasından darbeler ile kıracak. Eğer tek tarafından kütüğü kırarsa diskalifiye olur. Avrupa şampiyonalarında en iyi derece 19 saniyeler civarında. Bizde ise Murat Baş'ın 22 saniyelik rekoru mevcut. Hemen size baltadan da bahsedeyim. Özel çelikten yapılmış bu balta 3.2 ile 4.5 kilo arasında 80 santim uzunluğundadır. Özel olarak yarışma için üretilen bu baltalar orman veya bahçe işlerinde kullanılmazlar. Bu yarışma baltasının bir adeti yaklaşık 5000 TL civarındadır. Özgür hazır mısın? Şimdi bu disiplin için 2012 yılında Timber Sport Şampiyonası'nda saniye olarak çok geride kalan takımımızı tek başına deviren, İtalya'yı deviren Tilki Seral geliyor. Evet, bu disiplinde bütün yarışmacılar MS-661 motorlu testere kullanırlar. 15 saniyelik motor ısıtma süresinden sonra verilecek komutla yarışmacılar kütüğü kesmeye başlarlar. Ferdi takım yarışlarında tek kütük, sonra yukarıdan aşağı tek kütük, ferdi yarışmalarda ise önce yukarıdan aşağıya ardından aşağıdan yukarı olmak üzere iki tane 10 santimlik
cookie kesmek zorundalar. Ve bu kesimi evet 10 santimlik genişlik içinde yapmazlarsa diskalifiye edilirler. Şimdi Seren hazır mısın? Athletes ready. 15 seconds to warm up your song. Dedim 4 oldu.
Evet, diyor ki oradan Metin Bey, vaktimiz yok, protokol beklemez. Sayın Valim, yapabiliyor muyuz 4 kişi? Var mı vaktimiz? Evet, okey, peki. Hızlıca yapalım. Sırayla, sizi geri alayım. Sizi tanıyacağım önce. Tamam. İki tane çizgi var, çizginin üstünden keseceksin. İki tane düğme var, başka bir şey yok. Çalıştık. İşte bu. Hazır mısın? 3, 2, 1, başla. Ya kesimcinin hali başka oluyor. Bravo. İnanılmaz. Kronometre 4.42. Bakalım geçen olacak mı? Çizgiye. Hazır mısın? Önce bir çalıştık. Bu kadar basit. 3, 2, 1, başla. Evet, maalesef. Ya işte. Abi seni tanıyalım. Murat Özler. Yapıyoruz. Mobilya sektörü. Bir mobilyacı daha. Kullandınız mı böyle bir testleri daha önce? Küçükken. Evet, büyüdünüz, görelim bakalım. Büyüyünce ne fark ediyor? Hazır mıyız? Bir çalıştırın. Bu kadar. Konutumda. 3, 2, 1, başla. Mobilyacılarda bir şey var, çözemedim. Ağaç yaş, ağaç yaş geliyor. Kronometre 10.72. Abi rekor kırdın, en sonuncu sensin şu an. Sizi tanıyalım. İsmim Cemal Kadın. Ne iş yapıyorsun? Orman işi. Herkes ormancı burada, aslında bu soruyu sormayacağım bir daha. Alalım testereyi. İki tane düğme var. Biliyorsun. Şahane. O zaman komut veriyorum, başlıyorsun. 4 saniyenin altını yapacaksın. Yaparsan seni yarıştırayım burada. Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Bravo. Kaç saniye? 6.12. Seni İstanbul'a alalım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, tebrik ediyorum. Herkesi gerçekten güzel bir deneme yaptınız. Ve şimdi ben size üçüncü disiplini anlatmaya başlayayım. Minik hazırlanıyorken disiplin için ben de size hemen kurallardan bahsedeceğim. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki cross cut testeresiyle yarışmacılar tek taraftan 46 santimlik bir cookie kesmeye çalışırlar. Yarışmacıların ritmi ve dinamizmi bu disiplinde çok önemlidir. Ayrıca ikinci bir yarışmacı hem takım arkadaşına yardım amaçlı testereyi yağlamakla aynı zamanda da kütükle testere arasında bir takoz koymakla yükümlüdür. Ayrıca da kesimi yönlendirerek, konuşmasıyla kesimi yönlendirerek kesen arkadaşına yardımcı olur. Yani çok büyük koordinasyon gerektiren bir disiplinden bahsediyoruz. Minik hazır mısın? Access ready! 3, 2, 1, go! Bravo Minik. Evet, size hemen bu testereyle ilgili de kısa bilgiler vereyim. 2 metre demiştim. Bu testerenin bıçakları lazer ile kesilip bu 10 santimlik bıçaklar tek tek elle bileğleniyor. Yaklaşık 5 kiloluk bu testerede sadece yarışmalar için üretiliyor ve sipariş üzerine 8 ayda ancak gelen bu testerenin fiyatı da 25.000 TL civarında. Şimdi gördünüz, izlediniz, pek zor gözükmüyor olsa gerek. Yeniden bu sefer sadece 2 kişiyi istiyorsanız alalım, ellerini görelim. Bu disiplini denemek isteyenler için de bir ödülümüz olacak. Biraz göz korkuttu galiba bu.
yapıyorum. Yok mu deli? İşi çıktı. Buyurun. Biraz önce de yarıştın sen. Sen hepsini deneyeceksin bugün galiba. Şimdi burada çok kritik bir şey var. Eğer çok zorlanırsan, kızarırsan bırak. Kalp krizinden gitmeni istemiyoruz burada. Tamam. Kollarını kullanacaksın. Alparslan sana tekniğini göstersin hızlıca. Fark etmez. Sağ sol fark etmez. Sol el yukarı, sağ el aşağı. Kocaman bir alkış alayım. Ciddi cesaret gösterdi lütfen sizlerden. Üç, iki, bir, başla. Evet. İnanılmaz. Bravo. Gelmiyor sesi ama ben şöyle bir ses duyuyorum. Güm 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 güm. Olacak bu kadar. İnanılmaz. Tebrik ediyorum. Evet, tebrikler. Gerçekten beklediğimizden çok daha başarılı bir yarışmaydı. Ve şimdi size son disiplinimizi tanıtayım. Casper sana sen de. Evet, Casper şimdi çok zorlu bir disiplin gerçekleştirecek. Amacı orada gördüğünüz dip olarak yerleştirilmiş 30 santim çapındaki kütük bloğu iki tarafından balta darbeleriyle kırmak. Hem yukarıdan hem aşağıdan balta darbeleri saat yönünün tersine ilerleyen vuruşlar ile yapılacak. İlk yüzde aşağıdan başlayıp son yüzde yukarıdan vuruşlarla devam edecek. İleri düzey teknik, ileri düzey bir vuruş tekniği gerektiren bir disiplindeyiz şu anda. Casper hazır mısın? Athletes ready. 3, 2, 1, go! Evet, başında söylediğimiz gibi bir ekstrem spor dalı. Tabii ki ekstrem spor adrenalin yanında tehlikeli ekipmanlar kullanma gereksinimini de bir arada getiriyor. Bu nedenle atletler çok ciddi bir şekilde eğitiliyorlar. Ve yine de keskin ekipmana karşı korunmaları gerekiyor. Motorlu testerelerin kullanıldığı disiplinlerde bacak koruması ve aynı zamanda yüz ve kulak koruması kullanmak zorunlu. Baltalı disiplinlerde ise kaval kemiklerini özellikle ayaklarını korumak amacıyla çelik tozluk ve demir çorap giyiyor yarışmacılarımız. Evet, şimdi bütün disiplinleri tanıdık. Şimdi Türk takımı
takım halinde ne durumda bir onu göreceğiz. 2016'da 1.18 yaptı takımımız. 2017 Dünya Şampiyonası'nda 1.13 yaptı. Çeyrek finallerde şanssız bir şekilde Amerika'ya elendik. Ama şimdi burada bugün önümüzdeki turnuvada yarı final kapısını açabileceğiz mi? O gereken süreyi 1.13'ün altına indirebileceğiz mi? Bunu deneyeceğiz. Takım şu anda kütükler hazırlanıyor. Siz de isterseniz telefonlarınızı kronometrelerini hazırlayın. Biz zaten tutuyoruz. Ama süremizin tam kesin doğru olup olmadığını sizlerin kronometreyle de teyit edersek daha doğru olur. Evet, Türk takımı hazırsa çağırmaya başlıyorum. Stok solda, Buza'dan Murat Demir. Underhand'de Willy Özgür Atala. Single Walk'ta Minik Alparslan Balaban ve Standing Block'ta Tilki Seren Çelik. Türk aslanlarımıza bir destek çıkalım, bir alkış desteği çıkalım lütfen. Kütüğü oturtamadı yerine, onun için 1-2 dakika rica ediyorum. Sayın Malim, izniniz varsa
Evet, aslanların morale ihtiyacı var. Gerçekten geçeceğimizi düşünüyordum çünkü. Hazırlanırken, bak aslanlarımız hazırlanırken ben de size Timber Sports'un Türkiye tarihinden hemen birazcık bahsedeyim. 2011 yılında biz Bolu merkezde ve İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi'nde iki gösteriyle Timber Sports'u Türkiye'ye tanıttık. Çok ciddi büyük bir ilgiyle karşılaştık ve bu karşılaştığımız ilgi sonrasında biz de Timber Sports takımını kurmaya karar verdik. Ve bir alternatif spor dalında Türk bayrağını dalgalandırmak, böyle bir dalda Türk'ün gücünün zekasıyla birleştiği zaman en ekstrem sporlarda bile başarılı olabileceğini dünyaya gösterme amacıyla takımımızı kurduk ve sporcuları eğitmeye başladık. Daha sonrasında İstanbul, Caddebostan, Beylikdüzü, Harbiye, Antalya, Malatya gibi yerlerde şampiyonalar ve şovlar düzenledik. Geçen sene yine burada bir şov yaptık. Bu sene Dünya Şampiyonası öncesinde tekrardan denememizi yapıyoruz. Ve biz bu sporu yaymaya, gençleri birçok illetten kurtaracak bir spor dalını Türkiye'de yaymaya kararlıyız. 2012'de 1.43 ile başladık. Geçen sene 1.13'e geldik. Bu sene 1.13'ün de altına inmek istiyoruz. Eğer takım hazırsa, kütükler yerindeyse tekrardan çağıralım takımımızı. Evet, underhand için Jason Murat Baş. Single Buck'ta Testere'nin efendisi Alparslan Balaban. Standing Block'ta Tilki Seral Çelik. Single Buck'ta ikinci adam takımın dinamosu Willy Özgün Atala. Ve Stock Show'da dünyanın en hızlı ismi buz adam Murat Demir. Hazır mısınız? Kastamonu hazır mı? Hazır mısınız? Bir duyalım. Bu kadar mı sesiniz çıkıyor? Haydi. Bir dakika, böyle olmayacak. Anlaşıldı. Takımı buraya istiyorum lütfen. Birleşin çocuklar. Ne olacağız? Ne olacağız? Kim için? Kim için? Haydi çocuklar. Athletes ready. 15 seconds to warm up your soul. Stand to your timber. 3, 2, 1. Bayrağımız için biz gideceğiz Liverpool'da, Türkiye'yi temsil edeceğiz inşallah.
daha iyi bir süreyle şampiyonluğa oynayacağız. Evet, bizlere burada olma fırsatını veren ve organizasyonda emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah güzel bir fuar geçirirsiniz. Görüşmek üzere.